Reis, kabristanda başın kalabalık diye yanına gelmedim. Zaten acım büyük. Bir de ben üstüne gelmek istemedim. Eyvallah Yaşar. Dediğin gibi acımız büyük. Ama herkes senin gibi anlayışlı değil. Üstümüze geliyorlar. Gelsinler. Gelsinler fark etmez. Ama yüzlerini göstersinler. Derdim o. O yüzden buraya geldim. Yani. Teo anlattı, bahsetti Teo. Dedi, reis bize büyük bir imkan vaat ediyor. Dedim ki bize. Dedi ki bize. Dedim ne ola ki? Dedi ki ısrar bizi masasına buyur ediyor. Dedim Teo sen yanlış anlamışsındır. O yemek masasıdır o. Senin ne kadar ikramsever birisi olduğunu bildiğim için. Vallahi billahi dedi öyle değil dedi. Ticari masaya dedi davet ediyor. Şimdi ben Teo'nun vallahisine billahisine inanmam. O yüzden dedim. Gelsin bunları bana söylesin kulaklarımla duyayım. Ancak o zaman inanırım dedim. Sen de yanına bir şahit almışsın gelmişsin. En sevdiğim İlyas'ı. En sevdiğim derken? Ben seni hep çok sevmişimdir İlyas. Her zaman söylemişimdir. Reis ölsün İlyas her şeyi götürür demişimdir. Allah kezinden versin tabii de. Sen Allah'ın işine karışma. Yaşar. Ne zaman derse. Vade ne zaman dolarsa. Sen de haklısın. Haddini bileceksin. Had bilmek iyidir. Haddini bileceksin. Had bilmek demişken... Ünal Bey ne dedi bu işe? Haddini bildikten sonra kimsenin masada oturmasına itirazı yok. Bildirdikten sonra niye bilmeyelim haddimizi? Öyle masaya otururuz. Bilmediğimiz bir şey varsa da öğreniriz. Biz de öğrenmek istiyoruz Yaşar Bey sizin bildiklerinizi. Bey nedir ya? Araya mesafe koyma ya. Dostum diyelim birbirimize, dost olalım. İyi, diyelim olalım. Dostum. Şimdi bize denildi ki... sen bizim görünmeyen düşmanımızı biliyormuşsun, tanıyormuşsun. Tanıyor musun? Tövbe, tanımıyorum. Ama biliyorum. Hı, o da olur. Nasıl biliyorsun? Musalla taşında olsa iyi bilirim derdim şimdi adettendir. Ama henüz musalla taşında değil. O yüzden hiç iyi bilmem. Yaşar, bak ben senin istediklerini veriyorum. Sen de benim istediklerimi verdin. Şimdi reis biliyorsun biz dönüşüm işine girdik. Yaşar konuşasın var, konuş. Niye konuşasın olsun? Soru sordun. Hikayeyi baştan anlatayım ki. Kardeşin bu adam bu bilgileri nereden biliyor diye arkamdan araştırma yaparken adamları uyandırmaz. Eyvallah. Eyvallah. Bu dönüşüm işinin en pis tarafı tıbbi atık. İlletin, mikrobun nereden geleceği belli olmaz. O yüzden ben bizim çocukların
mikroba dayanıklı olanlarını, mikroba alışık olanlarını, bir de yakında ölecek olanlarını bu işe veriyorum. Bu çocukların tabii kaybedecek hiçbir şeyleri yok. O yüzden hastanede rahat rahat geziyorlar. Hastanelerde ne dönüyor, kimler yatıyor, yatanlar ne istiyor? Yasal, gayri yasal, legal, illegal. Cezaevinden ölmek üzere nakledilmiş fakat bir türlü ölmemiş. Nedense bu mikroba bizim çocuklar değmişler. Bu bir tevatür. Adamı devlet koruyor. O yüzden de hapishaneden çıkarıyorlar, hastaneye getiriyorlar. Adamın da ölümcül bir hastalığı var. O nefes alamayanlardan. Astım. Astım değil, astım. Hastalığını soruyorsan KOA. Evlerden uzak. Bu astım ne demiş? Gidin Hızır Reis'i mi öldürün demiş. Ne demiş? Dediyse kime demiş, niye demiş? Bak şimdi sorar demedin mi? Sordu bak. Merat'tan değil. Anlamak için. Anlayacağım. İlyas dostum, anlayacağım. Şimdi bu adam birilerinin adama, Asım birilerine bilgi veriyor. Bilgi karşılığında da bu adamlar Asım'ı yaşatıyorlar. Ölmeden önce de buna pis işlerini yaptırıyorlar. Bunun da eli kolu uzun. Askerden istihbarata, oradan polise, oradan sokağa kadar uzanıyor. Benim öğrendiğim uzman diye bir şahıs. Ki bir tevatüre göre İlyas onu öldürmüş. Bu adam Asım'ı hastanede ziyarete geliyor. Uzman kod adlı şahıs. İşte şimdi bir noktaya geldik. Bu adama paralar veriyorlar, krokiler veriyorlar. Diyorlar ki ne yap et, Hızır Reis ölçsün. Ben dedim Hızır Reis'e bir jest yapayım. Adamın cesedini getireyim, koyayım önüne. Bizimkiler dediler ki, kimsesiz baba. Ne o hastaneye girmek mümkün, ne de orada birini öldürmek mümkün. Yaşar, sen yaptın babalığı. Eyvallah. Bundan sonrası benim işim. İlyas sana masanın ne zaman toplanacağını bildirir. Adamın ismi cismi, hastanenin adresi burada İlyas. Eyvallah. Dostum Yaşar. Düşmanım ölür diyorsun. İnşallah. İnşallah. Ticaretimize katılmaları için itiraz olan var mı? İtiraz değil de sormak istediklerimiz olabilir Ünal Bey. Tabii eğer bir mahsuru yoksa. Benim için bir mahsuru yok İlker. Sorabilirsin. Sor. Her katılan yeni üyenin vermesi gereken $100 milyon olduğunu hatırlıyorum. Hatta ticaretimiz bu kadar iyiyken bu rakamı daha da yukarı çekmek mümkün. Değil mi Ünal Bey? İlker haklı. Katılımdan önce ne kadar para yatıracağınız bize bildirildi mi? Para problem değil. Onu anladık da. İlker için tek problem var, para. Madem problem yok, benim de çok soracağım bir şey yok. Benim de söyleyeceğim bir şey var.
bu arkadaşların aramıza katılması bize ne kazandırıyor? Reis, yanlış anlama. Senin verdiğin sözü haricinde tutuyorum. Bir mahsuru yok Önder. İsteyen istediğini sorabilir. Ünal Bey abimi bilir. Yılmaz Bey de beni bilir. Değil mi Yılmaz? Bilirim de pek kafan yerinde değil. Onu bilirim Teomancığım. Hep uçarken rastlaştık. Uçarken derken? Teoman'ın ayakları yere pek sağlam basmaz. Onun için söyledim. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. O eski Teoman. Abime bir söz verdim. Artık temiz bir hayat süreceğim. Bu masada oturacağımı duyunca mutlu oldu. Ama anladım ki burada mutlu olan yok. Abin masamıza otursaydı mutlu olurduk. Ama o her zamanki gibi maşa kullanıyor. Hem kardeşini hem de kimsesiz arkadaşını. Bunlar süs diye mi burada? Plastik mi, yeniyor mu? O açıdan sordum. Sizin katılım oylamanız bittikten sonra yenecek. Yok. Ben yemek yemeyeceğim. Bu elmayı yiyeceğim. Ender'in sorduğu soruya ilave bir soru sormak gerekirse. Abiniz Ekrem Bey bize bir olanak mı sağlayacak? Yurt dışı ilişkilerini mi açacak? Yani sizin masada olmanız bize ne kazandıracak? Savaş çıkabilecek her yeri. Bu masanın bazı kuralları var. Örgütlere silah satmamak gibi. Bu bir hata. Ama madem kural bu, devletlere satarız. Biz hangi devlete silah satamıyoruz ki sizinle işbirliği yapalım? Afrika'ya silah satışımız yok. Bildiğim kadar. Oraya ticari giriş iznimiz yok. Sizin yok. Benim var. Dostum Yaşar. Bir şey söylemeyecek misin? Elmanı da yedin. Söyleyeceğim. Murat Bey. Hele bir ayağa kalk. Seni bir öpeyim. Sebep? Kalk ya. Tebrik edeceğim. Evleneli çok oldu. Hele kalk. Öyle değil ya. Öyle değil. Siz ne biçim ortaklarsınız ya? Birbirinizden sır mı saklıyorsunuz? Ne sırrı saklıyormuşum? Ne biçim konuşuyorsun sen? İnsan ortağım dediği, arkadaşım dediği adamlardan baba olacağını gizler mi ya? O nereden çıktı? Çöpten çıktı. Reis bilir. Biz dönüşüm işindeyiz. Herkesin çöpü, kağıdı, atığı döner dolaşır. En sonunda bize gelir. Sabahleyin çocuklar getirdiler. Müjde vermek için. Dediler kimsesiz baba. Ortağın Murat Bey'in çocuğu olacak. Bak dediler, bu da pozitif. Dedim bu çocuğun resmi mesmi yok mu ya? Hani bilgisayarda yapıyorlar ya. Dediler yok. O yengede. Gül yengem hamile mi aga? Bak
Ateşe bak ya. İnanmıyor. Al. Hastane raporu burada. Yok bu Ender'in. Günde ne kadar et yediği. Fikret Ağa sen bilirsin, söylesene. Emine abla demiştir sana Gönül yengenin sırrını. Doğru mu lan? Damadım Fikret. Bugün hastaneye gittiler. Ama sonucu ben de burada öğreniyorum. Hazır. Duydun mu? Baba oluyormuşum. Duydum kardeşim, duydum. Gözümüz aydın. Tebrikler tipi. Tebrikler. Nasıl olacak şimdi? Ne nasıl olacak? Tipi A. Teo ile beni nasıl öldüreceksin? Onu mu soruyoruz? Sana en güzel haberi veren adamı nasıl öldüreceksin? Öldürmek nereden çıktı şimdi? Onun da fişi burada. Senin çelik tel aldırdığın adamlar benim adamlarım. Aradılar. Dediler kimsesiz baba. Ortağın Ateş iki parça çelik tel aldırdı. Herhalde birisini boğduracak. Dedim kim ola ki acaba? Ateş benim ortağım. Böyle işlere niye bulaşıyor? Söylesin ben hallettireyim. Ya benim etim, adamın alışverişi. Ya sen niye çöpleri karıştırıyorsun? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Tanımak için. Ortaklarımı tanımak için. Hepinizi de tanıdım. Kolesterolün 800 olmuş. Ender. Hala ayda 100 kilo et yiyoruz. Bizim kimsesiz çocuklar dediler. Kimsesiz baba, bu adam bizim bir yılda yediğimiz eti bir ayda yiyor. Öldürelim bunu dediler. Dedim sakın ha. Öyle bir şey duymuş olmayayım. Ben tanıyorum. Ona söylerim her ay 100 kilo et de size gönderir. İlker Bey. Senin bu evin tadilatı ne zaman bitecek ya? Anlamadım. Evin 8 odalıydı. 18 odaya çıkardın. Yatakların altı doldu parayla. Duvar ördürüp arasına sokuşturmaya çalışıyorsun. Para dediğin neticede kağıttır. Ker Bey. Bir kıvılcım. Yanar. Bak. İlker de bozuldu. Dostum İlyas. Bakma sen ona. Dostum Yaşar. O öyle bir şey olursa evin içine girer parayla yanar. Evet. Herkesi tehdit ettin. Herkesi araştırdın. Kimsesiz Yaşar. Benim için söyleyeceğim bir şey var mı? Ya sen... Hastanede Asım'ın sandalyesinin arasına nasıl koydun o silahı Ünal Bey? Hem de herkesin gözünün önünde. Merak etme. Kayıtlar bende. Yalnız ses kaydında bir problem var. Dediler ki dudak okuyanlar var. Dedim ne gerek var? Söyleyecek bir şey olsa masasında oturuyoruz. Ünal Bey bize söyler. Benim için söyleyecek bir şeyin var mı Yaşar? Acılı bir babaya ne söyleyebilirim ki? Hem sen İlyas, Alparslan... Beni bu masaya davet eden Çakır Beylilersiniz. Kabul ederseniz dostunuz olurum. Öyle değil mi
Teo. Biz dost olmaya hazırız. Anladığım kadarıyla masaya yeni oturan arkadaşlara itiraz yok. Kabulden sonra ben size kuralları anlatırım. Zeki Bey'i vekil olarak seçmiş Teoman Bey. Evet. Yaşar Bey. Kimsesiz. Yaşar kimsesiz. Vekiliniz kim? Kimsesizin vekili mi olur? Aa, olur da bir gün birisi becerikli çıkar beni öldürür. Helali hoş olsun. Onu alın, benim oturduğum yere koyun. Demek benden daha iyi ki beni öldürdü. Öyle değil mi dostum İlyas? Öyle dostum Yaşar. İkidir bana dostum Yaşar diyorsun. Sen de şunu bil ki senin dostun Yaşar, benim düşmanım ölür. Yapacak bir şey kalmadığına göre yeni arkadaşlarımızın masaya kabulü için el kaldıralım.